Sevgili arkadaşlar, bugün ayın kaçı? 18 Temmuz 2017. Arkadaşlar, dün haber geçti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Artık TEOG sınavında açık uçlu sorular dönemi başlıyor. 120 tane soru var biliyorsunuz TEOG sınavlarında. 2017-2018 TEOG yılında artık sizlere, yeni TEOG öğrencilerine 6 ya da 8 tane açık uçlu soru sorulacak. Bu açık uçlu sorular nasıl olacak? Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi daha önce bu sene ilk defa ÖSYM lise mezunu arkadaşlara açık uçlu soruları kullandı. TEOG zaten ilk kurgu yapıldığında TEOG sınavları toplantılarda, Milli Eğitim Bakanlığı toplantılarında denmişti ki açık uçlu soru soracağız ve sonunda ilk defa uygulama başlıyor. Açık uçlu sorular nasıl dağılacak? Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında bir dersten en çok 2 tane ve toplamda da 6 soru ya da 8 soru açık uçlu olarak size sorulacak. Bu açık uçlu soru şu anlama geliyor. Mesela bir soru soruldu size, A, B, C, D şıkları verildi ya. Bu A, B, C, D şıklarını vermeden sadece soru soruluyor. Siz onu yazarak çözüyorsunuz. ÖSYM'nin yaptığı lise sınavlarında kodlatıyordu ÖSYM. Yani açık uçlu soruları, mesela 123 buldun cevabı, 123 olarak kodluyordun. Mesela işte Türkiye'nin başkenti hangi şehirdir diye sordu. O zaman Ankara kodluyordun. Böyle şeyler soruyorlardı. Ama şimdi bu açık uçlu sorunun puanlama sistemini anlattıklarında açık uçlu soruların kodlanmayacağı düşünülüyor şu anda. Yani çünkü şöyle söyleyeyim size, uygulamaları sınava girmeden önce biliyorsunuz kazanım soru testleri, kazanım testleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testleri var. Bu kazanım testlerinin her sene dikkat ederseniz birinci ve ikinci sınavdan önce ikişer tane Milli Eğitim Bakanlığı kazanım deneme sınavı yapıyor. Bu kazanım deneme sınavlarında size ilk defa onları gösterecekler. Zaten birkaç tane pilot sınav da, pilot illerde sınavlar da olacak açık uçlu soruyla ilgili. Zaten piyasada bu konu üzerine çalışma yapacaktır. Şimdi nasıl olur onu söyleyeyim. Bakın, sınavda soruyu sordu size. Altına boşluk verdi. Siz o boşluğu doldurdunuz. Boşlukta sorunun cevabını yazdınız. Yorum sorusu sormayacaklar. Direkt bilgi ve okuduğunu anlama becerisini ölçen sorular olacak. Bu soruların ki öğrencinin ismini görmeksizin puanlayıcı ismini adlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı puanlayıcı diyor öğretmenlere. Puanlayıcılar bunları değerlendirecek. Puanlayıcılar açık uçlu soruyu en az iki tane farklı puanlayıcı öğrencinin açık uçlu sorularını okuyacak. Ve bir puanlama yapacak. Mesela dedi ki işte 50 verdi puana ya da 10 puan verdi soruya. 10 puan verdi. Başka bir puanlayıcı da 8 puan verdi. Bu ikisi birbirini tutmuyorsa o zaman bir üst puanlayıcıya çıkacak. Bu üst puanlayıcı da soruyu hazırlayan hoca oluyor, öğretmen oluyor. Üst puanlayıcı bu öğrencinin puanını değerlendirecek. Ancak başka bir öğrenci yine soruyu çözdü. Birinci puanlayıcıyla ikinci puanlayıcı aynı puanı verdi. O zaman ikisi birden en az iki puanlayıcı tarafından okunduğu için sorular. İki puanlayıcının verdiği puanlar eşitse o zaman çocuğun puanı, o soru için puanı o verilen sayı oluyor ve direkt öyle bu şekilde okunacak sınavlar. Milli Eğitim'in açıklaması bu. Gerçekten çok büyük ve değişik bir yıl olacak bu sene. İlk defa siz şimdi içinizden bazı arkadaşlar diyor ki bize mi geldi yine sıra? Gerçekten bu dönemin, bu senenin çocukları böyle yeniliklere çok açık oluyor. Ve gerçekten siz ilk defa karşılaşacaksınız. Ama korkmayın arkadaşlar, bilen çocuklar açık uçlu soru ya da çoktan seçmeli soruları hep güzel şekilde cevaplayacaktır. Hepimize bu açık uçlu soru dönemi hayırlı olsun. İnşallah güzel bir TEOG yılı geçiririz ve iki sınavda da sınav sorularını güzel çözeriz arkadaşlar.
bizleri takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz Instagram'dan takip ediyorsunuz, abone oluyorsunuz bize. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.